Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Hisse incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Benim araştırmalarıma göre bankalar toplanıyor. O yüzden mecburen bankaları analiz ediyorum. Alıp almamak size kalmış. Al sat tut tavsiyesi değildir. Gördünüz. Bu gördüğünüz işçi arkadaşlar. İşçi görüyorsunuz. Şurada ikili dip yapmış 12.80'de. Burası tutmazsa 11.70'e, orası tutmazsa 9.5'a kadar da gelebilir. Ondan önce tabi 10.5 aşağı gelebilir. Aşağı doğru yakın, yani 12'ye kadar bir gevşeme olma olasılığı var. Takibi alırsınız. Uygun yerde hesabınıza gelirse alırsınız, gelmezse almazsınız. Gördüğünüz gibi bütün göstergeler dipte, dibe doğru. 50 günlüğe değmek üzere 12, yani bir 5-10 kademe daha verirse 50 günlük. Şurada 100 günlüğe gelmesi için 11.60 gelebilir, düşebilir. Ben niye analiz ediyorum düşecek ise? İşte takibi alırsınız. Burada baktığınız zaman 4 milyon lot toplamışlar günlükte. Haftalıkta 1,5 milyon lot, çok yok. Aylıkta 138-223. Yani aylıkta bu hisseyi acayip toplamışlar. Normalde bunu yatırım fonları toplamış. Görüyorsunuz aylıkta. 140'tan 220'ye 60-80. Yani bu 23-62'da 85 milyon lot toplanmış aylıkta. 3 aylıkta 50 milyon. Yani bir 15'e gidip oradan mal sattıkları için arkadaşlar 3 aylıkta çok çıkmıyor. Ama Mart'tan bu yana çok 85 milyon lot, çok ciddi bir mal toplanması var. Belki onu düşürerek satacaklar, bilemiyorum. Ama ben az önceki Akbank videosunda söylediğim gibi bu hiselerin 2024'te enflasyon muhasebesine geçince, özellikle işçenin, gördüğünüz gibi bu bir banka değil sadece, aynı zamanda bir matruşka gibi iç içe geçmiş. Örneğin burada bir TSKB var. Bu TSKB'nin de kendi içinde 10 tane firması var. Tekrar o 10 tane firmanın da tekrar her birinin 10'ar firması var. Yani bu gördüğünüz TSKB şirket kartına bakın. Türkiye İş Bankası %47'sine sahip. %47'si kimin bunun? İşçenin. Peki bunun içindeki bu firmalar neyin nesi oluyor? Görüyorsunuz. Yani bu şekilde matruşka gibi iç içe geçmiş. Bunun 1924'ten beri Türkiye'de kazanıyor, büyüyor ama hisseye çok yansımıyor. Nereden biliyoruz yansımadığını? Buradan biliyoruz. Hisse şu an enflasyon muhasebesine göre bu duran varlıkları değerlendirilmediği halde 191 milyar sermayesi var, 129 milyardan işlemiyor. Yani bu hisse ederine gelse 19 lira olması lazım. O yüzden bunlar ucuz. Bir de şu an birinci bilanço gelecek. Atıyorum bir 10 milyar 20 milyar kar ettiğinde daha da ucuzlamış olacak. Yıl sonu geldiğinde bu değerlemeler yapıldığında burası 300 milyara girdiğinde bu 1/3 bir fiyatına düşmüş olacak. En son 1/3 bir fiyatında olduğu zaman 5 kat gitmişti. Şekilde gördüğünüz gibi. Nereden bakıyorsanız bunlara. Ben bunları hepsini size göstermiştim arkadaşlar. Şuradan temel analiz indikatörleri var, işte FK indikatörü, PD indikatörü filan fistan. Bu temel analiz indikatörlerine göre baktığınız zaman bunun arkadaşlar bu yükselişten önce görüyorsunuz PD'si 0.35, yani 1/3 bir fiyatında işlem gördükten sonra 2.25'ten nereye geldi? 15 liraya geldi. Bak şuraya bakın, 15 liraya %750 prim yaptı. Burası ne zaman? Burası işte 2021. Yani kimseye borsaya gelmez, borsa batacak dedikleri zaman. Peki o zamanın FK'sı neydi? 3'tü. Şu an ne? 2. Yani şu an o zamandan daha ucuz. Peki o zamanın dönemsel öz kaynak karlı neydi? %11. Şimdi ne? %120. O zamanki dönemsel öz sermaye karlı, dönemsel öz sermaye büyümesi. Düzeltiyorum, bu mavi olan dönemsel öz sermaye büyümesi. Dönemsel öz sermaye karlı o zaman %11, ikisi de %11'miş o zaman, şu an %32.
Östermaya büyümesi. O zaman yani 100 milyonu varsa 10 milyon kar ediyor. 11 milyon kar ediyormuş. Şimdi 100 milyonu varsa 110 milyon kar ediyor. Öyle yorumlayın. O zaman Östermaya karlı, yani 100 milyonla o zaman 11 milyon kar ederken şu an 100 milyona 32 milyon kar ediyor. Sermaye büyüdüğü için, diyelim 200 milyona çıktı ya, 200 milyon 60 milyon kar ettiği için Östermaya karlı %32 oluyor. Ama 100'den 200'e çıktığı için Östermaye büyümesi %100, %120, neyse 90'dan 120'ye, 190'a 200'den çıktı. Yani bu temel analiz indikatörleri bize diyor ki şu an karlılığı daha iyi göstergeler, hisseye değer biçtiğini gösteren P'de FK göstergeleri daha ucuz. 2FK 0.67P'de. Bu işte bu yılın karları değerleme de eklendiği zaman aynı o zamanki gibi 35'e gelecek. 0.35 %65 iskontolu olacak. Bir de buradan 12 liraya 11 liraya düşerse 0.20'ye düşecek. Dünyada 5'te 1 fiyatında işlem gören böyle bir ucuzluk, böyle bir kelepirlik yok. İlla birileri bunları fark edip götürecekler. O yüzden bunu birileri fark ediyor. Fark ettiği için de 85 milyon lot toplamışlar. Alıp almamak size kalmış. Benim iddiam ne? Bu bankalar dönüp ederine gidecekse, 30 liraya 50 liraya gidecekse bu borsa düşer mi çıkar mı? Ben bunun için analiz ediyorum. Yaşayıp göreceğiz. Al sat tut tavsiyesi değil arkadaşlar.